Bugün çok uç nokta bir şeyden bahsedeceğim. Ama önce sana bir soru sormam gerekiyor. Soru şu. Bundan 10 yıl önce senin karşına gelseydim ve deseydim ki ya bir gün Manisa'da, Adana'da, Mersin'de, Kayseri'de, İzmir'de haberler çıkacak. Bazı insanlar eşlerini paylaşacak, grup seks yapacak deseydim. Bana diyeceğin şey ya Özgür saçmalama öyle şey mi olur derdim. Peki ama insanlar neden eşlerini paylaşıyor ve bunun porno ile alakasını tam bugün bu noktadan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şeyi anlamak için önce bir doğru tespit yapmak lazım. Biz nerede yaşıyoruz? Türkiye. Peki Türkiye'nin farklı olduğu bir konu var. Biz ne Suudi Arabistan'ız ne Amerika'yız. Yani ne Amerika'daki gibi beğendiğin, sevgili olduğun insanlarla e, cinsel bir hayatın olabilir ne de Suudi Arabistan ve Dubai gibi devletin de verdiği destekli ve ekonominin verdiği rahatlıkla Erken evlenebilirsin. 30 yaşını beklemek zorunda kalırsın. Yani cinselliği Türkiye'de genelde insanlar 30 yaşından sonra tanımaya başladı. Şimdi şöyle bir konu var. Diyelim sen bir denizdesin. Tamam mı? Yüzme bilmiyorsun. Yüzmeyi ilk başta bilmediğin, öğrenmeye çalıştığın zamanlar daha kıyıya yakın taraflarda yüzersin. Biraz öğrenince böyle dubalara yüzmeye çalışırsın. Daha ileri, daha ileri. Beyin hep daha fazlasını isteyen bir yapı. Peki ama bunun porno ile alakası ne? İnsan neden... İşte eşini paylaşsına gelecek olursa gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar adam dedik ya o yaşa kadar cinselliği bilmiyor ve sadece pornolarda izliyor. İzlediği şeyler artık bir yerden sonra önce mesela bir erkek bir kadın videosuyken bu daha sonra şiddet dolu tokatlı vurmalı kırmalı videolar haline gelebiliyor. Daha sonra grup haline gelebiliyor. Daha sonra daha sonra daha sonra hep uç noktalara koyuyor. Beyin hep daha fazlasını istiyor. Uyuşturucu gibi düşünün. Pornoyu bir uyuşturucu gibi düşünmeniz lazım. Yani ilk başta bağımlılar ne yapar? Biraz daha sonra tatmin etmez. Biraz daha, biraz da hep kafa olmak için bir fazlasını içer. Porno izleyenlerde bir yerden sonra artık normal videolarda, yani normalden kastım, bir kadın bir erkek arasında geçen normal cinsel birleşmeden ziyade daha sert, daha uç noktalar, daha fazla insanların içinde olduğu bir şey olmaya başlıyor. Daha sonra Swinger mesela senaryo olarak yapıyorlar bu filmleri. İşte iki kişi evliymiş gibi yapıyor. Diğer iki kişi evliymiş gibi yapıyor. Böyle filmler oluyor. Daha sonra Türkiye'de bunu izleyen, cinsellik nedir bilmeyen, sadece filmlerde yaşayan ve evli bir adam düşünün. Yani evet yaşıyor ama o zamana kadar bilmiyor. Ama yine de hala bağımlı, evli olduğuna rağmen hala bunları izliyor diyelim. Tamam mı? İzleyince bakın bunlarla yapılmış bir röportaj var. Yakalanan swingercılarla yapılmış bir araştırma var. Adam ne diyor biliyor musunuz? Önce eleştirdim diyor. Böyle şey mi olur demiş. Ondan sonra ya aslında falan noktasına gelmiş. Çünkü normal hayattan tatmin olmuyor. Normal cinsellik karısıyla, eşiyle yani tatmin olamıyor. Şimdi arkadaşlar bir yerden sonra böyle gidiyor eşine ya yavaş yavaş konuyu aktarmaya başlıyor. Eşine diyor ki ya hani böyle olsa var ya şakasına 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 yapmışlar. Ondan sonra bir yerden sonra olay ciddiye binmiş. Bazen kadın adama birini ayarlıyor. Bazen adam eşine birini ayarlıyor. Ve daha sonra bazen çift buluşmaları falan yapıyorlarmış. Ve bunların hepsi bak Müge Anlı'ya falan da çıktı bunlar. Haberlere çıktı ya. Hepsini buraya koyduk mesela. Daha da koyacağız. Bunlar oluyor. Yani belirli gerçek hayattan tatmin olamama. Gerçek cinsellikten tatmin olamama. Ve Uç noktaları isteme arzusu doğma, e, doğmaya başlıyor. Ve sonra ne oluyor? Mesela arkadaş şimdi diyebilirsin karşı taraf bunu nasıl kabul ediyor? Öyle bir insanla evliysen zaten huyların zaten yavaş yavaş ona benzemiş oluyor. Bir de şöyle düşünün insanlar evlendik diye arzuları yitirilmiyor. ya yani Kesip atamıyorsun o arzuları. Mesela şöyle düşün. Elbette ki insanlar eşlerini aldatmıyor ama kim olursa olsun e, bu hepinizde var. Yani evlenmeyi şey gibi düşünmeyin. Ayrı bir dünyaya girdik ve bütün hazlar girdik. Öyle bir şey değil. Elbette ki bir kadın da bu gerçekte ne kadar erken yüzleşebilirsiniz o kadar iyi. Bir televizyonda Kıvanç Tatlıtuğ'u izlediği zaman ne hoş insan diyecek. Ya da bir erkek televizyonda Angelina Jolie'yi gördüğü zaman elbette ki bir etkileşim olacak. Evli olsun olmasın bunun bir önemi yok. Yani bir kadına da gittiğiniz zaman bunu teklif ettiğiniz zaman elbette ki e, kabul etme olasılığı oluyor. Diyor ki neden farklı birileriyle olmasın? Nasılsa bu teklifi diyor eşim getirdi diyor. E ne oluyor burada? Yani burada bu kişileri buraya götüren süreç ne oldu? Pornografi oldu. Çünkü insan porno izlerken bir sürü çekme açık. Önce iki kişi arasında geçiyor. Sonra sert şeyler. Daha sonra işte başka videolar daha sonra grup başka başka hep uç nokta hissettir. Yani porno bir uyuşturucudur ve porno gerçek hayattan zevk almanı gerçek bir cinsellikten zevk almanı engeller. Porno seni böyle uç şeylere itebilir. Arkadaşlar katılırsınız katılmazsınız dilim döndüğünce anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.